Kambüre Beyoğlu Bamsı Beyrek Hikayesi. Hanlar Hanı Bayındır Han bir gün tüm Oğuz beylerin evinde toplamış sohbet ediyordu. Baybüre Bey de Bayındır Han'ın sohbetine katılmıştı. Herkesi oğluyla yan yana oturmuş bir şekilde görünce ağlamaya başladı. Tüm Oğuz beyleri toplanıp neden ağladığını sordu. Baybüre Bey söyledi. Nasıl ağlamayayım, nasıl sızlanmayayım? Yüce Allah beni lanetlemiştir, bir oğul vermemiştir. Bir gün öleceğim, yerimde yurdumda kimse kalmayacak dedi. Bunun üzerine tüm Oğuz beyleri ellerini açıp yüzlerini göğe çevirdiler ve Baybüre Bey'in bir oğlu olması için Allah'a dua ettiler. Bay Bican Bey de bir kızının olmasını istiyordu ve o da Oğuz beylerinden dua etmelerini istedi. Tüm Oğuz beyleri bu sefer de Bay Bican Bey'in bir kızı olması için dua ettiler. Bay Bican Bey, beyler, Yüce Allah bana bir kız evlat verirse siz tanık olun. Benim kızım Baybüre Bey'in oğluna beşik kertmesi olsun, eşi olsun dedi. Bir süre sonra Baybüre Bey'in oğlu Baybican Bey'in de bir kızı oldu. Baybüre Bey bezirganlarını çağırdı ve oğlu büyüyene kadar ona en güzel hediyeleri bulup getirmelerini istedi. Baybüre Bey'in oğlu Bamsı Beyrek 15 yaşına girdi. Ata binip ava gitmek için ağıra girdi. Biraz dinlenip ata binmek istiyordu. Bezirganlar da 15 sene boyunca en güzel hediyeleri bulmuş geri dönüyorlardı. Kafirler casusluk yapıp bezirganların mallarını çaldılar. Bezirganların başı tutsak oldu, diğeri de Oğuz iline kaçıp yardım istedi. Bezirgan yardım istemek için Oğuz iline varınca ağırın önünde 40 yiğidi ile oturan bir yiğit gördü. Olanları anlattı. O yiğidin Baybüre Bey'in oğlu Bamsı olduğunu bilmiyordu. Bamsı Beyrek de yerinden doğrulup kafirleri yakalamak için 40 yiğidi ile birlikte yola koyuldu. Kafirler bir yerde dinlenip paraları paylaşırken Bamsı Beyrek hepsini kılıçtan geçirdi ve bezirganlara malları teslim etti. Bezirganlar aldıkları malları Baybüre Bey'e getirdiklerinde kendilerini kurtaran yiğidin Baybüre Bey'in oğlu olduğunu anladılar ve olanları anlattılar. Baybüre Bey duydukları karşısında çok sevindi ve tüm Oğuz beylerini toplayıp Dede Korkut'un oğluna isim vermesini istedi. Dede Korkut da cesur yiğide Boz Aygırlı Beyrek ismini uygun gördü. Bamsı Beyrek bir gün avda geyiği kovalarken yeşil çimlerin üzerine kurulmuş çadır gördü. Geyiği o çadırın önünde öldürdü. O çadırda Bamsı Beyrek'in beşik kertmesi Banu Çiçek'in çadırıydı. Banu Çiçek olanları gördü ve yiğitle konuşmak istedi. Konuştuklarında Banu Çiçek de yiğidin beşik kertmesi olduğunu anladı ama Beyrek'e belli etmedi. Beyrek Banu Çiçek ile görüşmek istediğinde ise Banu Çiçek, "O öyle herkese görünmek istemez. Ben onun dadısıyım. Onu görmek istersen at yarıştıralım, ok atalım ve güreşelim. Beni yenersen onu da yenersin," dedi. Bunun üzerine atlarını yarıştırdılar, ok attılar ve güreştiler. Hepsini kazanan Beyrek oldu ve o zaman Banu Çiçek yüzündeki peçesini açıp kendisini belli etti. O günden sonra düğün hazırlıkları başladı ama Banu Çiçek'in Deli Karçar adında bir kardeşi vardı. Banu Çiçek'i istemeye gelen herkesi öldürüyordu. Bu nedenle tüm Oğuz beyleri Banu Çiçek'i istemesi için Dede Korkut'u göndermeyi uygun gördüler. Dede Korkut herkesle vedalaşarak yola çıktı. Deli Karçar'ın olduğu yere vardı. Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Kız kardeşini Beyrek'e istiyorum dedi. Bunu duyan Deli Karçar Dede Korkut'u kovalamaya başladı. Tam Dede Korkut'u yakalamış vuracaktı ki eli taş kesildi. Çünkü Dede Korkut mübarek bir kişiydi. Bunun üzerine Deli Karçar pişman olup Dede Korkut'tan yardım istedi. Allah'ın izniyle Dede Korkut dua etti ve Deli Karçar'ın eli düzeldi. Dede Korkut kızı Allah'ın emri peygamberin kavliyle aldı ve döndü. Artık düğün için her şey hazırdı. Düğüne birkaç gün kala kafirin casusları Beyrek'i ve 40 yiğidini kaçırdılar. Beyrek'in annesi, babası, yavuklusu Banu Çiçek ve tüm Oğuz beyleri üzüntüden ağlayıp inlediler. Beyrek ortadan kaybolalı tam 16 yıl olmuştu. Ne ölüsünden ne dirisinden haber gelmemişti. Banu Çiçek'in kardeşi Deli Karçar Bayındır Han'ın huzuruna çıktı ve Beyrek'in diri haberini getirene Ak Akçe, ölü haberini getirene ise kız kardeşini vereceğini söyledi. Bunu duyan yalancı oğlu Yaltacık, Beyrek'in eskiden kalma gömleğini aldı ve kana bulayıp Bayındır Han'a getirdi. Beyrek'in öldürüldüğünü söyleyerek Banu Çiçek'i almak istiyordu. Nitekim öyle de oldu. Herkes Beyrek'in öldüğüne inanmıştı ama Beyrek'in babası Baybüre Bey hariç. Baybüre Bey bezirganlarını toplayıp oğlunun ölü ya da diri haberini getirmelerini istedi. Bezirganlar dört bir yana dağılıp Beyrek'i aramaya başladılar. En sonunda Bayburt Hisarı'na vardıklarında Beyrek'i gördüler ve olanları anlattılar. Beyrek de ağlayıp inlemeye başladı. Kafirin kızı Beyrek'e aşıktı. Neden ağladığını sorduğunda ise Beyrek niçin ağladığını anlattı. Kafirin kızı, "Seni buradan çıkartırsam annene babana sağ salim ulaştığında gelip beni eş olarak alır mısın?" dedi. Beyrek de onu almak için söz verdi ve kız Beyrek'i ip ile kuleden aşağıya sarkıttı. Beyrek kafir ağırında otlamakta olan Boz Aygır'ını görür görmez tanıdı ve üstüne atlayıp Oğuz iline doğru yola çıktı. Herkes toplanmış yalancı oğlu Yaltacık'ın düğünü için hazırlık yapıyordu.
Beyrek de Banu Çiçeği bularak ölmediğini söyledi ve yalancı olduğu Yaltacığı bularak öldürmek istedi. Yaltacık Beyrek'in kılıcı altına girip af dileyince Beyrek affetti. Hem 40 yiğidini kurtarmak hem de verdiği sözü gibi kafirin kızını almak için tüm Oğuz beyleri toplanıp kafir iline sefere çıktılar. Kanlı bir savaş sonucunda kafirler yenilgiye uğratıldı ve Beyrek kafirin kızıyla 40 yiğidini alarak geri döndü. Beyrek ve 40 yiğidi 40 yere çadır dikerek düğünlerini yaptılar. Dede Korkut da boy boyladı, soy soyladı. Tüm Oğuz beylerine dua ederek şiirler söyledi.